1915 Haziran ayında Çanakkale'de çok kanlı savaşlar yaşandı. Arıburnu cephesinde ağırlıklı olarak siper savaşları devam ederken, Seddülbahir cephesinde önemli muharebeler vuku bulmuştu. 3. Kirte Muharebesi'nde Türk ordusu müttefikleri durdururken, Zığındere ve 1. Kerevizdere Muharebesi'nde düşman ilerleme kaydetti. Seddülbahir cephesinde durum kritik bir hal almıştı. Müttefikler Kirteköy'ü ve Alçıtepe'nin ele geçirilmesi planına yaklaşmışlardı. Türk ordu kademesinde sıkıntılar baş göstermişti. İlerleme kaydeden düşman kuvvetleri yarımadanın her yanından daha ağır bir şekilde saldırmak için hazırlanmaya başladılar. Durumun kritik bir hal alması üzerine 6 Temmuz 1915 günü Başkomutanlığın emriyle Güney Grubu Komutanlığına 2. Ordu Komutanı Vehip Paşa atandı. Vehip Paşa Esat Paşa'nın kardeşidir. 7 Temmuz günü ise Veliaht Yusuf İzzettin Efendi Çanakkale'ye gelerek muharebe alanlarını gezdi. İstanbul'a çektiği telgrafta Osmanlı askerinin tahmininden çok iyi bir vaziyette olduğunu, büyük bir gayret gösterdiklerini, tüm subay ve erlerin büyük bir uyum içerisinde emir komuta zincirine bağlı bir düzen ve disiplin içinde olduğunu aktardı. Savaşın devam ettiği bu günlerde Ramazan gelmişti. Şeyhülislam bir fetva yayınlayarak cephede bulunan askerlerin oruçlarını kazaya bırakabileceklerini açıkladı. Müzik 11 Temmuz günü müttefiklerin sert kayaya çarptığını anlayan Savaş Bakanı Lord Kitchener, Akdeniz Seferi Kuvvetleri Komutanı Ian Hamilton'a bir telgraf çekerek, hükümetin isteği üzerine alınan başarısızlıklar üzerine inatla saldırı yapılmamasını, yeni bir taarruza geçmek için gerekli kuvvetlerin ve ihtiyaçların cepheye intikalinin beklenmesini, zaferin kazanılmasından emin olmadıkça ani taarruzlara kalkışmaması gerektiğini bildirdi. Müzik 5 Temmuz'da Zığındere muharebelerinden sonra iki taraf da yorgun düşmüştü. Hem Türkler hem müttefikler bu büyük muharebenin ardından dinlenmek ve yeni taarruzlara hazırlanmak için Temmuz ayının başında çarpışmalara kısa süreliğine ara verdiler. İngilizler Seddülbahir cephesinin batı kanadında başarı sağlamışlar ve Kirte köyüne yaklaşmışlardı. Şimdi aynı başarı Seddülbahir cephesinin doğu kanadından da bekleniyordu. Buradaki taarruz başarılı olursa Alçıtepe ele geçirilip Kilitbahir istikametine giden yollar müttefikler için açılabilirdi. Kerevizdere civarlarında yapılacak bu taarruzda İngiliz ve Fransız askerleri ortak saldırı yapacaklardı. Plana göre İngiliz birlikleri ağırlıklı olarak cephenin orta hattından Türk mevzileri üzerine taarruz gerçekleştirecek ve Türklerin dikkatini buraya çekecek, Fransızlar da Kerevizdere ile cesaret sırtlarına doğru ilerleyeceklerdi. Tüm planlar hazır hale gelirse taarruzun 12 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı. Müzik 12 Temmuz 1915 günü müttefikler hazırlıklarını tamamladılar ve büyük taarruzlarını başlattılar. Sabaha karşı saat 4.30'da hem donanmadan hem de kara topçuları ile çok yoğun bir topçu ateşi gerçekleştirildi. Bu saldırılara 14 adet İngiliz uçağı da katıldı. Saat 7.30'a kadar 3 saat aralıksız hiç durmaksızın Türk siperleri bombalandı. Taarruz başlamadan önce Güney Grubu Komutanlığı'nın verdiği rapora göre çeşitli çapta 60 bin merminin siperlere düştüğü bildirildi. Türk ordusunun başında Vehip Paşa olmakla birlikte cephede Albay Halil Sami Bey taarruzu karşılayan birliklerimizin başındaydı.
İngiliz birliklerinin başında General Aylmer Hunter Weston ve Fransız askerlerinin başında ise General Maurice Bayou bulunuyordu. İlk taarruza İngiliz birlikleri başladı. Yoğun topçu ateşi altında ilk siperlerde savaş şiddetliydi. Ancak bu taarruz Türk ordusu tarafından durduruldu ve İngilizler geri püskürtüldü. Ardarda iki İngiliz taarruzu daha gerçekleştiyse de kahraman Mehmetçiklerimiz karşısında başarı sağlayamadılar. Saat 7.30'da Fransız askerleri taarruza geçti. Türk siperlerine yoğun topçu ateşi devam ediyordu. Türk askeri bir yandan düşman askeriyle çatışırken diğer taraftan da topçu ateşinden düşen mermilerden kendisini korumaya çalışıyordu. Aynı anda İngiliz birlikleri de taarruza başladı. Savaş bütün şiddetiyle Kanlıdere ile Yassısırt arasında yaşanıyordu. İngilizler Kutsibeyt Tepesi civarında bazı başarılar sağladı. Ancak İngilizler yapılan bombardımanın ardından 2. siper hatlarının barınılamaz hale geldiğini görünce açıkta kalarak Türk makineli tüfeklerinin hedefi oldular. Ağır zayiat vermeye başladılar. Tüm kayıplarına rağmen İngilizler bu mıntıkada başarı elde etti. Saat 16'ya kadar süren saldırı ve topçu ateşi neticesinde Fransız birlikleri bir miktar ilerleyerek Yassısırt'ı ele geçirdiler. Ancak bu sırada Türk taarruzları başladı. Süngü süngüye, boğaz boğaza savaş yaşandı. Türk askeri Allah Allah nidalarıyla düşmanın üzerine saldırdı. Bu Türk taarruzu neticesinde Fransız ve İngiliz birlikleri daha ileriye gidemediler. Günün sonunda cephe hattında müttefikler yer yer 170 ila 360 metre ilerleme kaydettiler. 12 Temmuz günü bu şekilde bitti. ...13 Temmuz 1915 günü sabahın karanlık saatlerinden saat 7.30'a kadar aralıksız topçu ateşi devam etti. Topçu ateşi kesilir kesilmez müttefikler taarruza geçtiler. İngiliz askerleri Türk ordusu karşısında başarısızlığa uğradı. Cephenin batı kanadında Türk üstünlüğü sağlandı. Ancak doğu kanatta ne kadar Türk taarruzu olduysa da Fransızlar ele geçirdikleri siperlerden atılamadılar. Saat 16.30 gibi müttefikler bir kez daha cephe hattını yarmak için toplu bir şekilde saldırıya geçtilerse de cephelerimizi yaramadılar. Ve iki tarafta elindeki siperler de savunmada kaldı. İkinci Kerevizdere Muharebesi'nde müttefikler yine istediklerini alamadılar ve Alçıtepe Türklerin elinde kaldı. Müttefik güçlerin tüm saldırıları onlara birkaç yüz metre kazandırabilmişti. Türk kuvvetlerinde 113'ü subay olmak üzere 9462 şehidimiz bulunuyordu. İngiliz ve Fransızların kayıpları ise 4000 civarlarındaydı. Aynı gün Fevzi Çakmakpaşa cephe hattına atandı. Bu saldırı Seddülbahir cephesi ya da Güney Grubu komutanlığında yapılan son büyük saldırıdır. Bu tarihten sonra bölgede çatışmalar devam edecek ancak ciddi bir değişiklik olmayacaktır. Bu surette Türk ordusu cephede Kirte köyü ile Alçıtepe'ye çok büyük kayıplar verse de savunmayı başarmıştır. Müttefik kuvvetler artık Seddülbahir cephesinde başarılı olamayacaklarını anladılar. Bu yüzden farklı arayışlara girdiler. Ian Hamilton öfkeliydi. Onca asker, onca top, sınırsıza yakın imkanlar ile
cephede bir türlü başarı sağlanamamıştı. Bu yüzden yeni bir yol denenmeliydi. Artık bu savaş İngiliz inadına dönüşmeye başlamıştı. Yenilmez denilen armada yenilmiş, ordusu ise mağlubiyetler almıştı. Bu yüzden Limne adasında yeni birlikler hazırlanmaya başlanmıştı. 17 Temmuz günü Enver Paşa aldığı istihbarat üzerine 5. Ordu'ya çektiği telgrafta düşmanın Saros taraflarına çıkarma yapabileceğini söyledi. Arıburnu cephesinde siper savaşları devam ediyordu. Anzak kuvvetleri burada da ilerleme kaydedemiyor, siperler sürekli el değiştirip duruyordu. Esat Paşa komutanlığındaki Arıburnu cephesini Albay Mustafa Kemal, Hüseyin Avni Bey ve Şefik Beyler muazzam bir koordinasyon ile yönetiyorlardı. Buna istinaden Esat Paşa'nın rütbesi tüm generalliğe çıkartılırken Albay Mustafa Kemal Bey ise 15. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Müttefikler 25 Nisan gününden beri yaptıkları taarruzları değerlendirdiler. Ve iki büyük cephede de başarı sağlanmadığı için yeni planlar yapmak zorunda kaldılar. Şimdilik pes etmeye niyetleri yoktu. İstihbarat raporlarına göre artık savaşın yönü başka bölgelere kaydırılacaktı. Yeni taarruzlar yeni savaş bölgeleri belirleniyordu. Çanakkale'de savaş sesleri yükselmeye devam edecekti. 1915 yazı en sıcak haliyle geçmeye devam ediyordu.